Şöyle mantarlarımızı boşaltalım arkadaşlar. Söyledim ya size Korgan'a gideceğim bugün diye. Korgan'a gidip geldik şu Rusya'yla. Vallahi eve geldik. Korgan'da sabah çorbamızı içtik. Mantarı görünce dayanamadım. Mantar aldık yine. Tabii eve gelene kadar bu çok hassas. Bunu böyle kuma içinde olacak ki bu daha güzel olur. Korgan'dan geldik. Lemon arkadaşla konuştuk biraz. Bu mantarın hastası ya o. Şimdi mantarları göstetti telefonda ona. Görüntülü konuştuk sahte. Ay Melek abla ne olursun filan böyle. Dedim dolapta var. Evet dolabımda var arkadaşlar. Ne oluyor Fırtına? İn aşağıya. Fırtına. Gel oğlum. Hele. Fındığın ikisi bazı kere böyle hızlaşıyorlar işte onlar da arkadaşlar. Neyse onlar neyi paylaşamıyorsalar. Selamun aleyküm. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz bacılarım. Analarım, kardeşlerim, güzel bacılarım, güzel analarım. Fındık kirmitinin tadını köyde yaşayanlar bilir sahte. Köyde yetişen, yaşayan. Çok lezzetli oluyor. Güzel oluyor. Şöyle geçen gün yaptım. İnanın ki geçen hafta aldığım böyle o kadar güzel oldu ki. Suda da bekletmemiştim biliyorsunuz. Hemen böyle sizlerle beraber onu yapmıştım. Bunu şimdi biraz suda filan bekleteceğim. Diyorum hani şöyle azıcık bir kaynar suya soksam çıkartıp da bir kaba koysam mı böyle kavanoz gibi bir şeye. Leman bunun hastası. Lemanım da 10. ayda yanıma gelecek Allah nasip ederse. İnşallah hayırlısıyla. Bakalım bu saat 2 kilo. 2 kilo bize çok. Hepsini yiyemeyiz. Bir ağız yediğini arkadaşlar bir yapıcı bir tanesi hemen canı istemiyor. Aradan zaman geçmesi gerekiyor. Ama biz bunu görünce kokusunu dayanamıyoruz. Güzel oluyor. Çok güzel kokuyor arkadaşlar. Ye beni diyor. Fırtına sen evet. Niye hıllıyorsun bunda oğlum? Hıllıyoruz hıllıyoruz birbirinizi ısıramıyorsunuz. Niye? Ne diye. Niye oğlum? Akıllı oğlum benim. Değil mi Fırtına? Yağmurumuz da geliyor arkadaşlar. Tıkır tıkır dökülemeye başladı. Ben de valla balgın çok ısıcam. Bunaldım balgında. Yattım, dinlendim biraz. Şu Rusya'yla çay içtik. Korkunca çorbamızı içtik. Eve geldik. Bir şeyler yedik yine. Çayımızı içtik. Muhabbet ettik. Ondan sonra şöyle dedim hadi kalkayım Melek. Hem arkadaşlarımla konuşayım. Hem de mantarımı temizleyeyim. Diyen dedim olmasın. Para verip aldık değil mi arkadaşlar? Anam pazarın içinde gezdiriyoruz elimizde. Çekim yapmadık tabii ki bu hafta. Pazarda. Yavlarıyorlar. Verin diye. Ben de şimdi biz de çok seviyoruz. Aha bu kötü çıktı bir tane içinde. Çıkacak o kadar tabii ki. O kadarcık olur. Öyle değil mi çocuklar? Aynen olur. Ay yağmurumuz da ne güzel gelecek ha. Gerçi sancağız burada. Hiç içeri kaçmaya niyetim yok Rus'ta. Yok mu? Hiç ayaklanma. Yapma ya. Bak. Tıkır tıkır. O geli gider şimdi. Senin hindiler geldi yine. Hindiler yanıma. Osmanlı, Osmanlılar mı? Aa, bayılır mantara. Ha, yiyin ha. Yiyin ha. Ha. Anam mantarlar ye bunlar ya. Yiyin. Yaşıyoruz her şey yerler. Sizlere demiştim arkadaşlar. Kadri ablanın konusunu da anlatacağım diye. Bu şah şimdi bana konuşmaya başladı. Durdu. 2 ay geçti. 2 ay sonra ne yapayım? Ben Melek'e sataşayım. Bu zaman 2 aydır bir şey yoktu da. Niye 2 ay sonra? Yasını gütmüş. Neyin yasını gütmüş arkadaşlar? Cenaze gelmeden, cenaze gelip arkasından video çekmesi mi yaz? Cenaze Ankara'dan çıkmasan, çıkmadan evinin yanında semaveri yakması mı yaz? Köyde çektiği videoyu İstanbul'a gidince, Tekirdağ'a gidince yayınlaması mı yaz? TikTok'larda yayın yapması mı yasını bitti? Şimdi bir de
de şöyle bir şey var. Ben onları gelen takipçilere kıtlamışım. Tekirdağ'da. Benim yanıma Meral ailesi geldi. O da vardı. Benden çok ondan zaman geçirdiler insanlar. Ben niye, orada bir hastamız var. Neyi kıtlayayım arkadaşlar? Bunlar neyin kafasına yaşıyor Allah aşkına? Anam yavrumuz esasdan geldi daha. Biz bahçeye çıkmayı beklermiş. Maşallah, maşallah. İşte fındıklar olacak arkadaşlar böyle böyle. Bir yağmur, bir ısıcak, bir güneş derken fındıklar bir haftanın içinde kıpkırmızı olacak inşallah. Neyse, herkes yasını da güderse kendine. Şeyini de güderse kendine. Şimdi taş atacak yol arıyorlar. Değil mi? Sataşacak yer arıyorlar. Asla yapmadım da kimseye arkadaşlar. Asla kimsenin hakkında kimseye de konuşmadım. Konuşmam da. Yalandan korkarım. Beni yalancı diyor. Kendisi yalancı. Yalancının danıştası kendisi. Ondan sonra sizlere bile şunu rica edeceğim ilk önce. Bana sakın diyor yani diyorsunuz ya et tırnaktan ayrılmaz. Ayrılıyor. Öyle güzel ayrılıyor ki. Ayrılıyor arkadaşlar. Daha öyle bir şey yok. Sonrası evet. Kadriye ablayla küs değildik sakta arkadaşlar. Kadriye ablanın sakta acısı var kadının. Ben Kadriye ablanın 24 saat yanına giden bir insan değilim sakta. Kadriye abla da 24 saat benim yanıma gelen bir insan değil. Aramızda bayağı yol var. Ne kadar var şu usta? Bir kilometre var. Hemen hemen var. Hemen hemen bir kilometre yol var Kadriye ablayla aramızda. Hani çayı yapıp da çağırayım gelsin içeyim. O da çay yapayım çağırayım gelsin içeyim değil. Tabii ki. Kadriye abla niye kötü oldu? Kadriye abla beni Ankara'ya gönderdiği için kötü oldu. Bana yardımcı olduğu için kötü oldu. Onun yapamadığını yaptığı için kötü oldu Kadriye abla arkadaşlar. Ben sizlere evet kırılıyordum. Niye kırılıyordum? Sizler bana çok yüklendiniz. Sen gitmiyorsun Sunay'ın yanına diye. Git diye bana çok yazdınız. Ama iyi ki yazmışsınız. İyi ki sizler bana yazmışsınız arkadaşlar. Eğer olur ya hani gitmeseydim ben kim bilir bu daha neler diyecekti bana. Onun amacı uyumuş. Anlaşılıyor değil mi? Sizler de anlıyorsunuz zaten. Kadriye abla kadar mert olsa, Kadriye abla kadar yürekli olsa keşke, Kadriye abla kadar insan olsa keşke. Değil. Evet. Bir de muz meselesi var. Hastamız şurada yatıyor. Hastanın aklı başında. Ben böyle yanında oturuyorum. Burası açık alan. Gitti dolaptan muzu aldı. Buna yiyemiyor. Yiyemiyor dediğim karnı şiş. Artık daha organlar bir şeyi kabul etmiyor. Ağız yiyor. Canı istiyor. Meyveyi de çok sever. Onun aklı bana kısmet yapmak burada. Hani o onun muzimesi değil. Onlar, o kadar cahil değiliz tabii ki. Yesin. Ne yerse yesin. Onu orada yemeyecek. O kızın gözünün önünde yemeyecek. Benim canım muz çeksin, ötebiri çeksin yeter ki benim çantamda param varsa der. O imrenmeler eskidenmiş. Hani birbirine insan imrenilir alamayacak ya. Attı bacak bacak üstüne, muzu aldı dolaptan, attı bacak bacak üstüne. Hem muzu soyuyor, oh be diyor. Sunay'ın sayesinde ne muz yedim bu sene diyor. O hastanın yanında denecek laf mı? Ye al eli ya, çık salona doğru. Az öte git. Boş alan var. Orada ye, kapının arkasına ye, gel. Sunay senin muz yediğini de bilmesin. Yani manası neydi onun? Diyor ki ben diyor o getirde de yemedim ki diyor. Onun getirdiğini diye çöpe atardım zaten diyor. Beni çöpe atacak param mı valla? Ben sana sen nesin? Getirmedim ki zaten. Benim hastam hiçbir şey yemiyor zaten. Ben niye getireyim oraya bir şey? Ben diye çöpe atardım diye. Benim çöpe atacak param mı var? He? Sen atarsın çöpe. Oraya yemek geldi arkadaşlar. Ben oradayım ya. Öğlen yemeği, hastanenin yemeği bir güzel ki. Vallahi kablandan belli zaten güzel oldu. 4 çeşit yemek. Öyle az kepçede değil ha. Böyle ağzı kapaklı kablada aynı peynir satıyorlar ya. Öyle kablada geliyor.
Atın onları çöpe diyor. Atın diyor onları çöpe diyor. Evet. Hastanenin yemeğini beğenmeyen yemeyen sendin. Çünkü niye yemiyordun biliyor musun? Gelen takipçiler veriyor diye cebine Sunay Hanım'a bir şeyler al diye. Koyuyorlardı cebine. Onun için yemiyordun. Nasıl yazdı insanlar sana sonra? Onlar da konuşsana. Melek'e konuşuyorsun ya. Konuş. Ya. Çünkü Sunay hasta, Sunay'a bir şeyler alırsınız. Pijama takım alırsınız, bir şeyler alırsınız diye geliyordu para. Hastanede gelen yemeği de sen yemiyordun değil mi? Beğenmiyordun çünkü hastanenin yemeğini. Ben bir gece orada kaldım ya arkadaşlar. Kimse kalmadı. Kimseler kalmadı. Mehmet bana oraya çocuk. Teyze sana ne alayım diye sordu. Oğlum dedim ne istersen onu al. Belki dedim acıkırım. Zaten hastanın başında insan acıkmıyor arkadaşlar. İnanır mısınız? Sunay'ın başında dururken ben günlerce gidip durdum Sunay'ın başında. Gündüz durdum. Bir gece kaldım Sunay'ın yanında. Onu da sizlere söyledim zaten. Bana bir gece izin çıktı diye. Acıkmıyor insan. Benim suyum yanımda oldu. Yine ben acıkmıyorum. Suyumu aldım gittim sahte. Çocuk da bana bir şeyler almış. Saat gece 3. Oturdum. Sunay'a uykuya daldı. İçime de bir böyle baygınlık geldi. Mehmet oğlumun aldığı börekmiş. O da şöyle çubuk gibi işte simit şeklinde uzun börek. Aldım. Sunay da uyuyor. Yavaş yavaş dedim yiyeyim hadi. Onu yerken içeri girdi karı koca. Elimde gördüler ya, anam bir bakıyorlar ki böyle dezgahların şeylerinden nereden ne aldı da yedi diye. Ya insan affedersiniz yavur olsa sorar değil mi? Sen bu gece burada kaldın ama sen akşam yemeği yedin mi? Su içtin mi? Ben beklemiyorum sahte. Ben beklemiyorum. Böyle tezgaha bakıyorlar böyle. Nereden aldı da yedi diye. Ya. 7 kat yabancı soruyor insanı. 7 kat yabancılar soruyor. Esmer bayan. Ben dışarıda Sunay yoğun bakımda. Dışarıda bekliyorum. Yukarıdan indi iki bayan. Birisi Türk, birisi Esmer. O da bir Türk. İnsan olsun yeter ki. Bak siyah diyemiyorum. Esmer bayan. Kayınvalidesine bakıyormuş. Türk'le evlenmiş. Öbürü de kayınvalidesine bakıyor. Aşağı indiler. Mola'ya inmişler işte. Ben oturuyordum. Benim yanıma geldi. Konuştuk biraz. Senin kimsen yok mu abla burada? Dedi. Hastam var. Bahsettim yoğun bakımda. Var dedim. Değil daha. Yan masadalar. Bana o kadar üzüldü ki. İnsan olmayacak. Neyin olursa olsun. Yeter ki insanlık olsun. Tamam. Muz konusu böyle arkadaşlar. Ben hani... Benim karşımda yedi diye dile getirmedim. Bu yanlış anlaşılmasın asla. Çünkü Sunay'ın canı çektiği için dile getirdim. Yeter ki benim canım muz istesin. Muz yiyeyim ben. Konu o. Sonra ben Tekirdağ'a gidince bu bir yayın yapıyor TikTok'ta. İşte Melek buraya video çekmeye geldi. Resim çekmeye geldi diye video yapıyor, yayınlıyor. Onu da canlı yayına Oktay'a yazdılar. Oktay da onun cevabını verdi. Ay Oktay niye öyle demiş? Ben konuşacağımı biliyorum. Ben de açıklamamı yapayım da görün siz. Böyle konuşuyor. Ya sen Oktay'ı neyin açıklayacaksın? Dayı demek, ana demek, baba demek. Dayı yani. Oktay'ı neyin açıklayacaksın sen? Açıkla. 3,5 seneden beri Oktay'ı açıklayacaksın. Açıkla, Allah aşkına açıkla. Oktay adam mı yaraladı? Oktay uyumcu mu soydu? Oktay banka mı soydu? Oktay birisine tecavüz mü etti? Oktay birisinin kızını alıp ormana mı götürdü? Oktay yuvada çocuk mu yetim bıraktı? Oktay ne yaptı? Oktay kaza yaptı arkadaşlar. Askere gitmeden önce. 15 sene oluyor aşağı yukarı. Askere gitmeden önce Oktay 6 ay falan vardı herhalde yalanım olmasın askere gitmeye. Oktay'ım kaza yaptı.
Nasıl kaza yaptı? Şimdiki gençlerin biliyorsunuz herkesin arkadaşı var, sevgilisi var. Onun da arkadaşı var. Sevgili değillermiş, arkadaşlarmış. İş yerinden alıyor kızcağızı. Evine bırakacağı yolda benzinlikten benzin alıyorlar. Yakın mesafeleri falan uzak değil. Belki buradan Camiye'ne kadar. Yollar da yağmurlu olduğu için direğe vuruyor Oktay. Hız da var tabii ki. Hız olmasa vurmazdı değil mi? Direğe vuruyunca kızcağızın bacağında şöyle sert şekilde çatlama oluyor. Bakırköy'e hastaneye götürdüler. Biz yanına gittik. Onu da çağırdım hatta. Hatta oğlum dedi ki dayıma da çağırana gelir. Herhalde beni korkacak diye çocuğum. Üzülecek diye. Onu da çağırdım. Onu da götürdüm. Oraya götürdüm. O da yanımızdaydı. Gördü. Orası başka hastaneye sevk etti. Başka hastane, başka hastaneye sevk etti. Ameliyat yeri yok diye uyutmuşlar. Uyuduğunca işte kız da 5 gün sonra uyanık kalkamadı yani. Bilgisayarda kaldı. Bu hastanenin hatası. Anne baba da biliyor. Herkes biliyor. O da biliyor. Oktay kaza yaptı. Kazayı herkes yapıyor arkadaşlar. Kim isterdi kaza yapsın? Ben o eve, kız tarafının evine 3 sene gittim. Sonrası köye döndük sahte. Yani hastanelere gittim. 40 gün hastanelere gittim. Yani arkadaşlar bunun neyini açıklayacak ya? Bu kaza. Yani affedersiniz yani kimseyi toprağa gömmemiş götürüp bir yere ya affedersiniz yani bu ne ayıp bir şey ya. Ya sen Oktay'a anlatacaksın. Ben ne yapmışım? Ben ne yaptım sana ki? Sen yaptın bana. Ben çıkıp da hiçbir şey anlattın mı? Nereden nereye bağlıya böyle? Ne yapsam diye. Mela ne yapsam? Ne yaptım? Önüne hiç mi sofra kurmadın? Hiç iyiliğimi görmedin mi? Allah'ını seversen dürüst ol bir kere ya. Kömür ocaklarında çalışırken bunun bacağına kamyon vurmuş arkadaşlar. Kamyonun kapağı düşmüş. Arka bu etine. 27 gün omuzuma dayandı. Dayanarak onu ben tuvalete götürdüm. Tuvaletin kapılarında bekledim. Kalkabiliyor musun, oturabiliyor musun diye. 27 gün. Benim hiç mi ilgim olmadı buna ya? Tamam bizim anamız kayboldu. Babamız kayboldu. Acısını yaşadık. Canımız, bacımız da kayboldu. Bacı acısı daha zor arkadaşlar. Bana daha zor geldi. Bilmiyorum artık sizler de öyle misiniz? İnanın ki bana daha zor geldi. Ya o taputun başında biz sarılıp ağlayacak yerine orada beklediler hep ağırda bekledi ağırda. Ne uğraşıyorsun benimle ya? Benim Allah'a bin can borcum var. Benim başka bir şey kimseye borcum yok. Sen alamazsın benim canımı. Sen kimsin? Bana Rabbim verdi bu canı. Ya usulünü bileceksin. Ya oturup karı gibi dedikodu yapmayacaksın. Telefon denen bir şey var. Evin aha orada, benim evim burada, yolum buradan geçiyor. Usulünü bileceksin. Kardeşliğini bileceksin. Kardeş değilsin sahte. Değilsin, benim kardeşim değilsin. Olamazsın sahte. İstemiyorum. Asla bana da kimse kardeşin diye yazmasın. Çocukları, Sunay'ın çocuklarını ben doldurmuşum. Tövbe estağfurullah. Allah'ım yarabbim. Allah'ım. Dedim ki, doktor böyle böyle dedi bak. Çağır, eniştemi de gelsinler, çocuklar da gelsin. Onlar gelsin de bak şimdi buraya, onları ne yapacağım? Ya ne yapacağım dedim. Hastanede arkadaşlar, Ankara'da. Ne yapacaksın ya dedim. Çocuklar da böyle bir şey bilmiyor, yaşamadı. Kimseye hiçbir şey demeyeceksin dedim ona. Yalan desin. Yalan desin. Ben çocukları niye doldurayım arkadaşlar? Çocukların aklı yok mu? Evet arıyorlar çocuklar. Teyze diye arıyorlar. Konuşuyoruz, muhabbet ediyoruz. Köydeyken yanıma da geldiler. Onun yanına gitmedilerse ben ne yapayım? Sözü söylemiyorum.
yanıma bir tanıdık misafirimiz gelse, oraya gitmese, ha, oraya kadar geliyorlar, sağlık ocağının yanına kadar geliyorlar, oradan bu yana gelmiyorlar, göndermeyeni biliyoruz. Ya ben gitmeyene gitme, gidene gitme demem ki. Herkes kimi tercih ederse, kimin yanını dilerse oraya gider. Böyle değil mi? Ne oldu fırtına? Aşağı gelin, delike kapar sizi delike. Aşağı gelin, haydi. Benle uğraşmayı bırak da işine gücüne bak. Benle uğraşmayı bırak, işine gücüne bak. Kendini anlat, kendi yaptıklarını anlat. İyi şey yaptıklarını anlat, millet onu dinlesin. Kötülerini anlat. Sen Oktay'ı Melek'e anlatacaksın, kendini anlat. Yani. Ben mesela böyle diyorum. Biraz dürüst ol. Biraz dürüst ol. İşine gücüne bak. Bak ben mantarı alıyorum, ne kadar güzeldi. İnanın ki o kadar güzeldi ki arkadaşlar. Böyle tane tane duruyordu paçette. Güneşi görünce nasıl mayıştı? Çünkü ısıcak yumuşattı bunu. Ne yapabilirim? Bakıyor şimdi. Ne oluyor lan? Bakıyor melek yükseliyor. Herkes doğru yanlışı görmedi mi? Görmüyor mu? Haklı haksızı görmüyor mu? Kimseye laf atmam, kimseye sataşmam, kimseyle işim olmaz, hiç kimseyle. Benim işim bana yetiyor sahte. Şimdi yanan iki, ay nereye gidiyoruz, kıvırıyor hani. Ay bir de gidiyorlar ki. İki insan bir araya gelecek sanıyorlar ki, sanıyor ki. Bu benden konuşuyor bunlarla. Çünkü kendileri öyle ya arkadaşlar. Kendileri öyle ya. Onun için kişi kendinden bilinmiş işi. Allah'ımıza çok şükürler olsun. Kimin yanına gitsem hasiyetim, hürmetim var. Kimin yanına gitsem sözüm kredi geçiyor. Sözüm sözdür. Yani sevilip sayılıyoruz. Allah'ıma çok şükürler olsun. Aşağı gel, gel. Gel. Bile 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 bile. Gel. Gitme yola, gel. Burada kapı olduğunu onlar da biliyor arkadaşlar. Anam börtenleri toplayacağız dedim. Olmuş, ne güzel. Yarın sabah toplarım dedi. Bir baktım ki hiç börten kalmamış. Kara bir kuş. Nasıl yiyor? Çoktum diye mutlu oluyor herhalde. Hemen şurası. Aynen bizi köpekler gibi. Köpekle yola çıktın mı sevinçten ölüyorlar. Birbirlerine bir hıldıyorlar arada. Fındığına. Şu güzelliğe. Nemancığım senin için yapıp yiyeceğim bunları.
Bunu bir bayağı suda tutacağım ama arkadaşlar. Suda tutunca daha mı oluyor? Acısı suda çıkıyor ya şurası da. Şöyle içine de bayat ekmek doğrayayım. Mısır ekmeği nasıl güzel oluyor. Kırılmışlar şöyle paçette ama olsun. Alayım bıyıklarını da. Ne oldu Osman? Osman! Hepsi yukarı tarlaya girdi ha. Tarlaya mı giriyorlar? Şeyin üstüne Kapının üstüne çıkıyorlar. Aa, o da çıkıyor baba. Baba o da çıkıyor bak. Pullu hepsi. O biberleri eşindiren mi yine bilmiyorum şurası. Orayı çok eşiniyorlar. Buranın üstüne bir dal mı yapsak? Ne yapsak? Ha o da uçtu bak. Tavuklar hepsi değil çıktı, mi? Hepsi çıktı yukarı. Osman! Neresi tabi bak. Bak şunlara bak. Oo, hep eşmişler burayı. Şunlara bak ya, ne kadar güzeller. Arkadaşlar. Şurada bu otten bırakmış arkadaşlar. Bayağı vardı ama. Bayağı bir uçurdu var bunları. Gel. Ne var? Şöyle bir tane yiyelim bakalım. İnşaatlar başlıyor. Devam ediyor. Bu arada. Mantalarımız bayağı suda kaldı arkadaşlar. Şöyle ezmeden. Üstünde toprak tutmaz bu. Salar. Bahçeye. Doğru bahçeye. Çok güzel değil mi arkadaşlar? Vallahi. Gramın para.
Bunu şimdi bu suda bayağı bir tutacağım arkadaşlar. Sütü çıksın. Şöyle güzelce. Tuz filan da katmadım. İşte kendi duvallığıyla onu tavaya atacağım. Güzel kavuracak şu suyu inşallah. Öyle değil mi? İnşallah. İnşallah evet. Üstüne kapatayım.